şimdi benim izin verdiğimi öğrenirse Feride benim beynimi ütüler vur vur vur. Of! İşin yoksa dinle artık. Songül'e siz mi izin verdiniz? Evet. Kaçarım diye tehdit etti Hediye. Ne yapabilirdim ki? Yani bu haydutlarla başa çıkmak kolay mı zannediyorsun? Gel vallahi iki gün otur şurada anlarsın ne demek istediğimi. Ay ateş bastı. Feride Hanım'a söyleseydiniz, o üşenmez uğraşırdı. Ay karşıma geçmiş bir de akıl veriyorsun Hediye. Bırak Allah aşkına, bırak. Anne çok kötüyüm ya. Konuşalım mı? Otur bakayım otur. Ne oldu? Hediye çıkar mısın? Hadi. Hadi Hediye. Geçen ayın raporları da hazır. İstersen de bakalım. Hiç bakamayacağım Erkan. Kafam yerinde değil. Sen hallediver. Hallederim tabii de. Neyin var senin? İyi misin? Ya Defne. Böyle tam durum normale döndü. Kızmıyor. Artık çocuk her şeye alıştı sanıyordum. Oh bir daha başa döndük. Ne durumu? Bir sorun mu var? Yardım edebileceğim bir şeyse. Yok canım. Ya, öyle işte. Ergenlik. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hala bana güvenmiyorsun değil mi? Birbirimizden sır saklama aşamasını geçmedik mi? Ben herhangi bir aşamayı geçtiğimizi düşünmüyorum. Biz sadece iki iyi arkadaşız. Arkadaş. Tamam. Peki o zaman seni arkadaşın olarak yemeğe davet edebilir miyim bugün? Ne dersin olur mu? Arkadaşın olarak merak etme. Bunların hepsini mi imzalıyorum? Evet. Özlem elini ağzından çeker misin evladım? Ne öyle çocuk gibi tuttur koldur. Anne aşık oldum diyorum. Neden anlamıyorsun ya? Toprak gözümün önünde başka biriyle beraber. Kızım senin aklın başında mı? Onlar zaten nişanlıydı. Bırak çocuğun peşini. Aa istemiyor işte seni. Yani oğlan sana yüz vermedi diye hırs yaptın. Aşık falan değilsin ne aşkıymış. Seviyorum onu. Seviyorum. Neden anlamıyorsun? Niye anlamıyorsun? Ne biçim annesin sen ya? Bana yardım edeceğine Feride'nin tarafını tutuyorsun. Ne yapabilirim evladım? Müdürün olarak emrediyorum. O çocuktan derhal ayrılacaksın. Diyeyim Feride'ye belki korkar. Ha? Tövbe estağfurullah. Anne. Ne olur dalga geçme. Bir çözüm bul lütfen. Evladım. Bir sorun yok ki çözüm bulalım. Bak yaşın geçmeden kendine düzgün birini bul evlen. Bir aynaya baksana bebek gibisin maşallah. Toprak gibi 10 tanesini bulursun boş ver. Hayır ben onu istiyorum. Anlaşıldı sen bana yardım etmeyeceksin anne. Ben gidiyorum. Özlem! Özlem kızım! Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Of. Feride, başını omzuma yaslayabilirsin. Sonra şey olmasın. Yani küsüz ya sonuçta. Feride. Uyu hadi. Yaslan. Hadi.
Toprak, ne oluyor bize böyle? Biz hiç kavga etmezdik seninle. Etmezdik. Barışalım mı? Hocam. Bir şey diyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Bence okulda bütün bu kızlara, ki bilhassa Songül'e bencillik dersi vermemiz lazım. Bencillik mi? Evet, bencillik. Yani gördüğünüz gibi Songül fedakarlık konusunda artık master yaptı. Bunun üstüne çıkabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani bu kıza ne bileyim işte karşıdan karşıya geçerken bir araba geliyorsa yanındakini değil kendini kurtarması gerektiğini ya da illa evlenmek zorundaysa bir başkasıyla istemediği biriyle değil de Güney'le falan evlenmesi gerektiğini öğretmemiz lazım. Bence gençlerin bunlara da ihtiyacı var. Ne diyorsunuz? Güney, biz de önemli bir şeyler konuşmak üzereydik Toprak Ocağı'nla. Aa, pardon Feride Hanım, böldüm mü ben? Neyse, ne diyorsunuz hocam? Sizce bu kız neden bu kadar fedakar? Güney, sen Songül'ü böyle bir kız olduğu için sevmedin mi? Sevdim, orası ayrı. Ha? E neyi değiştirmeye çalışıyorsun o zaman? Bırak, aynı kalsın kız, kabullen. Diyorsunuz. Evet. Bencillik dersi veremeyecek yani. Yani. Anladım. Güney, sen de biraz uyusaydın keşke. Ha yok, böyle iyi. Siz konuşun, rahatsız olmayın. Benim aklım Songül'de zaten, duymam sizi. İlk ödemeyi aldık mı size? Kutlayalım hemen bunu. Tamam, şu köşedeki bakkaldan cips, kola bir şeyler alırız şimdi. Ay yok canım. İkimiz kutlayalım dedim Mesut de. Ortak olarak ilk kazancımız bu. Nasıl olsa Kemal bugün evde. Bir gece bakıversin çocuklara. Destek olmak istiyordu ya, buyursun olsun. Bilemedim ki şimdi. Neyi bilemedin Mesut de? İki iş kadını olarak yemeğe çıkacağız birlikte. Filmlerdeki gibi mi? Aynen. Hadi ara Kemal'i. Ara. Tamam, arıyorum. Bak, aman diyeyim. Aman diyeyim, yeniden ağlamaya başlama. Sen ağlamaya başlayınca Metin'im de ağlamaya başlıyor. Görüyorsun, katılıp kaldınız demin. Yahu bulaşıcı mıdır nedir bu ağlama? Aman diyeyim, ağzını alayım yine ha. Bak gördüm, anan arıyor Metin'im. Alo. Kız Mesude, çabuk eve gel. Vallahi ben bunlarla baş edemiyorum. İmanım gevredi. Büşra da ders çalışacağım diye arkadaşına gitti. Sen neredesin kız? Kemal'im, ben bu gece biraz geç geleceğim eve. Banu ile iş yemeğine gidiyoruz. Ne yemeğinden bahsediyorsun kız sen? Çabuk gel diyorum sana. Baş edemiyorum diyorum bunlarla. Allah Allah. Ne diyor? Gelemem Kemal'im. Ne demek gelemem kız? He? Hem sen aşçı değil misin kız? Ne yapacaksın? Patlıcan nasıl kızartılır? Onu mu anlatacaksın yemekte ha? Resmen küçümsüyor bizi. Erkeklik taslıyor. Nasıl çalışacak bu böyle? Bak biraz daha alttan alırsan kovarım Kemal'i. Ver şunun ayarını Mesude. Mesleğimi küçümseme Kemal. Bozuşuruz bak sonra. İş kadınıyım ben artık canım. Kendime göre konuşacak meselelerim var. Bir gecelik idare ediver. Bana bak kız Mesude. Hadi geç kalıyor. Görüşürüz eve gelince. Aferin Mesude. Böyle dişli ol işte. Olacağım tabii. Ol. Böyle biraz bundan sonra. Kapattı, iyi mi? Allah Allah. Aman diyeyim, ağlama Metin. Sss.
geldik mi? Geldik. Gelmişiz. Güney. Güney hadi kalk geldik. Geldik mi? Hadi o zaman. Hadi gidip bulalım. Hadi kızlar. Çocuklar. Çocuklar bir telaş yapmayın. Siz bir arabada kalın. Ben bir çıkayım soruşturayım, araştırayım bu Hikmet'in evi neredeymiş. Evet doğru hocam haklısınız. İkimiz gidelim hemen bulalım gelelim. Ben de gelmek istiyorum. Biz niye kalalım ki? Çocuklar laf dinleyin. Böyle sürü gibi gezersek dikkat çekeriz. Nasıl bulacaksın evi peki? Soracağım kahvedekileri. Mutlaka bir tanıdığı vardır. Tamam. Gerekirse sokak sokak arar buluruz. Aynen. Hadi kızım uğraştırma. İnat etme de giy şu gelinliği. Abla ne gelinliği ya? İstemiyorum dedim ya. Bir de gelinlik mi giyeceğim? Sanki gülü oynaya gelin oluyorum. Atalım imzaları bitsin gitsin şu iş. Gelinlik giymeden olur mu kızım hiç? O kadar düğün dernek kurduk. Hem bir tanecik yeğenim var benim. Annesi de üzülür hadi. Teyze sen ne saçmalıyorsun ya? Allah Allah. Bir tanecik yeğenin varsa git sevdiği kızla evlendir. Kan davası uğruna kız mı alınır? Ya aranızda bir tane akıllı yok mu ya? Ne biçim insansınız? Giymiyorum. Niye bağırıyorsun kız sen yine? Gelinliği giymiyor Hikmet. Kızım sen beni deli mi edeceksin? Kalk çabuk. Ya istemiyorum gelinlik falan giymek. Defolun gidin başımdan. Bana bak. Ya hemen kalkıp o gelinliği giyersin ya da babanın yerine senin canını alırım. Yettin artık. Bırak Şerife. Gözümden dışarı çıkarsan gözünün yaşına bakmam senin. Kalk çabuk. Nerede kaldı abi Toprak Hoca? O bulamadıysa biz arayalım bulalım. Şu adama falan soralım. O kesin buranın muhtarıdır bak. Kardeşim nereden çıkardın muhtar olduğunu? Ne bileyim lan hepsi birbirine benziyor. Salladım işte. Geliyor hoca. Hocam? Hocam nerede? Songül nerede? Tamam düğün yerini buldum. Ama biraz uzak arabayla gideceğiz. Düğün mü? Nasıl ya bir de davul zurna düğün mü yapıyorlar? Hocam yemin ediyorum dağıtırım ben o düğünü. Bakın peşin peşin söylüyorum ha. Güney sakin ol arabaya bin hadi. İnanamıyorum ya. Songül'ü gelinlikle mi göreceğiz şimdi? Ya neyse hadi çok şükür yetişiyoruz gidelim. Hadi çocuklar hadi arabaya hadi. Kaptan kapıları kilitle. Tamam. Ne oluyor? Hocam? Ve biz? Hocam! Feride Hanım! Hocam açın şu kapıyı. Ya hocam biz de gelmek istiyoruz. Çocuklar! Çocuklar! Biz Feride ile gidip halledeceğiz. Belli ki siz gelirseniz sorun çıkacak. Kaptan! Kaptan biz gelene kadar açma kapıları olur mu? Ya hocam Songül benim kardeşim! Hocam hayır! Ya Feride Hanım ne olur bizi de alın hocam, ya lütfen! Ya Feride Hanım! Hayır. Ya Feride Hanım lütfen! Bırak hocam! Feride Hanım! Gelin nerede? Gelin odasında. Hikmet hangisi? Şurada uzun saçlı olan. Hikmet Bey. Buyurun. Ben Feride. Songül'ün kaldığı yetiştirme yurdunda müdür yardımcısıyım. Ben de Toprak öğretmeniyim. Nasıl yardımcı olabilirim? Buraya Songül'ü almaya geldik. Yaptığınız yasalara aykırı. Songül daha reşit bile değil, evlenemez. Yasalara aykırı bir durum yok ortada. Biz sizin müdürünüzden izin kağıdı aldık.
Ne müdürü anlamadım. Neriman Hanım'dan mı? Kağıdın üstündeki damgada evet öyle bir şeyler yazıyordu. Bana mı yapacaktı ya? Hikmet Bey, bakın. İzin kağıdınız olsa bile yaptığınız yasalara aykırı. O çocuğu zorla evlendiremezsiniz. Kimseyi zorla evlendirmiyoruz biz. Kız kendi hayaliyle geldi buraya. Songül'ü çağırır mısınız? Kendi ağzından duymak istiyoruz. Çağıramam. Ne demek çağıramam? Kızımızı görmek hakkımız. Çağırır mısınız lütfen? Bakın kardeşim, düğünümüz var. Olmaz diyorsam olmaz. Benim asabımı bozmayın. Efendi efendi çekin gidin buradan şimdi. Songül'ü görmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Songül'ü çağırın lütfen, gelsin buraya. Ya istemiyorum kızım makyaj falan. Ama canım gelin dediğin süslü olur. İnsan kendi düğünde de süslenmeyecekse. Ya lan siz beni delirtecek misiniz ya? Ne düğünü kızım? Cenazem bu benim, üstümdeki de kefenim. İstemiyorum makyaj falan, rahat bırakın beni. Songül abla, küpeli bir abiyle bir abla seni sordular. Allah Allah. Kim ki acaba? Bilmiyorum. Eşkıya mısınız siz ya gelip düğün basıyorsunuz? Hı? Bu kız bizim gelinimiz artık. Hadi efendi efendi gidin şimdiden, yoksa çok fena olacak. Ne olursa olsun. Hiçbir yere gitmiyoruz. Songül'ü göreceğiz. Feride Hanım. Songül. Canım. Seni almaya geldik Songül. Kimse seni zorla evlendiremez. Hadi gidelim. Durun Feride Hanım. Kimse beni zorla evlendirmiyor. Yani ben isteyerek buradayım. İşte bak, gelin kendi ağzıyla söyledi. Zorlama yok. Songül, babanı korumak için bunu yaptığını biliyorum. Buna gerek yok. Babanı kurtarmanın başka yolunu bulacağız Songül. Lütfen. Nasıl koruyacaksınız hocam? Meral'in annesi için de aynı şeyi söylemiştik. Sonucu biliyorsunuz. Hem bakın ben Meral kadar güçlü değilim. Yani babamın bir şey olursa dayanamam. O yüzden lütfen ısrar etmeyin Feride Hanım. Yani ben evleneceğim. Duydunuz işte kızı. Evlenmek istiyor kız. Hadi defolup gidin şimdi buradan. Tamam. Tamam Songül. Evlenmek istiyorsan evlen. Biz de düğüne katılacağız. Düğüne mi katılacağız? Evet Toprak. Songül'ü bu mutlu günde yalnız mı bırakacağız? Songül'ün arkadaşları da burada. Onu görmek için o kadar yol geldiler. Düğüne katılmalarına bir şey demezsiniz herhalde. Gerçekten çok iyi geldi bu yemek. Niye daha sık yapmıyorsun? Ha işte çocuklardan fırsat bulamıyorum. Tek başına çocuk bakmak çok zor Nazan. İzin ver sana destek olayım. Hallediyorum ben, sağ ol. Evet ama yoruluyorsun. Hem ben de özlüyorum seni. Sana karşı olan isterim biliyorsun. Böyle şeyler söylemesek. Daha ne bekliyoruz Nazan? Kocanı kaybedeli epey zaman oldu. Ya bana biraz daha zaman ver. Yani Serkan'la Defne'yi bu duruma hazırlamam gerekiyor. Yani biliyorsun çocuklarım benim için çok önemli. Onların onayı olmadan ben hiçbir şey yapamam. Mesele çocuklarsa ben onlarla konuşurum. Erkan. Erkan nereye gidiyorsun? Ya, Erkan durur musun lütfen? Erkan ne yaptığını sanıyorsun?
çıkarın lütfen. Lütfen saçmalama. Gider misin lütfen? Erkan saçmalama. Erkan abi. Merhaba Defneciğim. Seninle ve abinle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Önemli mi? Ay iflas etmiyoruz değil mi? Hayır. Hayır kızım. Erkan da gidiyordu zaten. Önemli bir şey de yok. Bence var Nazan. Bence yok. Serkan içeride mi? Erkan. Erkan durur musun lütfen? Ya ne oluyor ya? Kaptan, açabiliriz kapıları. Hani, hani Songül nerede? Güney. Güney, sakin ol. Songül iyi. Çocuklar, herkes beni dinlesin. Uslu olacaksınız. Hep birlikte düğüne katılıyoruz, tamam mı? Ha? Nasıl yani? Çocuklar, laf dinleyin. Tamam, madem Serkan evde yok, o zaman önce seninle konuşalım. Erkan, bu yaptığın gerçekten çok sinir bozucu. Lütfen gider misin? Nazım, utanacak bir şey yok. Defne artık kocaman bir kız, bazı şeyleri anlayabilecek yaşta. Defneciğim, annenle aramızda duygusal bir yakınlaşma olmuş. Lütfen bu ilişkiye karşı çıkmayın. Artık onun da mutlu olmaya hakkı var. Ne? Ya anne ne ilişkisi ya? Yok kızım öyle bir şey. Biz Erkan'la sadece arkadaşız. Nasıl arkadaşız Nazan? İlgim hoşuna gitmiyor mu? Defneciğim, annen haliyle biraz utanıyor. Ama bu ilişkinin ilerleyebilmesi için sizin izninize ihtiyacımız var. Evlenmek için mi yani? Ne evlenmesi be? Ya anne sen ne yaptığını sanıyorsun? Evlenmek nereden çıktı ya? Yok kızım öyle bir şey. Ha Defne! Niye yaptın şimdi bunu? Kötü bir niyetim yoktu Nazan. Çocuklarla konuşursak ilişkimizi rahat rahat yaşarız diye düşünmüştüm. Ne ilişkisi? Sen ne saçmalıyorsun? Nazan utanacak bir şey yok. Sen bekar bir kadınsın. Dokunma, dokunma bana. Ben anneyim. Çocuklarımla arama kimsenin girmesine izin vermem. Anlıyor musun? Gerçekten çok sinirlerimi bozdun. Lütfen gider misin? Seni hiç anlayamıyorum. Erkan konuşma lütfen. Konuşma ve git. Lütfen. Rezalete bak ya. Songül'ü kurtarmaya geldik, düğününe katılıyoruz. Keşke altın alsaydık gelirken, takardık. Güney, oğlum zaten Songül'ü kurtaracağız. Bir sakin ol. Bir planımız var herhalde. Her şeyi mahvedeceksin. Sakin ol. Kızlar, kimseyi çaktırmadan Songül'le konuşup onu ikna edeceksiniz. İmzayı atmadan alıp gidelim kızımızı buradan. Tamam Feride Hanım, merak etmeyin siz. Hadi biraz eğleniyormuş gibi görünün, hadi. Ha, oldu, bir de sevdiğim kızın düğününde eğleniyormuş gibi yapacağım. Ya numaradan canı sıdıram yapma. Güney, başka çaremiz yok kardeşim. Hadi, hadi. Pardon, siz Hikmet Bey'in eşiydiniz değil mi? Evet, buyurun. Songül içeride hazırlanıyor galiba.
Arkadaşları da geline yardım etse olur mu? Olur. Hem belki gelin hanımın siniri de geçer arkadaşlarını görünce. Evet. Hadi kızlar, gelinin yanına hadi. Hadi gelin. Hadi madem. Şşş, ne? Dur saçmalama. Dediklerimi unutmayın tamam mı? Songül çok güzel olmuşsun. Keşke şu an Güney'le evleniyor olsam. Kadercim, biz Songül'e makyaj yapalım değil mi? Tamam, tamam. Ay Songül aşk olsun ya. Evleniyorsun, can dostlarına haber vermiyorsun. Alacağım olsun. Kızlar, kusura bakmayın. Yani bizim durum biraz ani oldu. O yüzden haber veremedim. Ablacığım, ay kafandaki ne güzel öyle. Ay oyalarını sen mi yaptın? He ben yaptım. Beğendiysen sana vereyim. Vallahi mi? Ya nasıl işledin çok merak ettim. Anlatır mısınız? Tabii. Böyle oturalım mı hadi? Anlatın bana lütfen. Gelin gelin. Bir bakayım. Çok güzelmiş. Songül bak bu çocukla evlenmek zorunda değilsin. Baban zaten hayatta bırakmaz seni bunlara. Düşmanlığın asıl evlenirsen körükleyeceksin. Songül bak baban o kadar öfkeli ki şu an otobüsle buraya geliyor. Her şey çok daha kötü olacak kardeşim. Çok güzelmiş. Bak canım tır yapacak. Onlar da bir şey anlamıyorlar. Songül hadi gel gidelim. Bak dışarıda otobüs de bekliyor hadi. Güzel kızım zart değilim başını. Çok güzel oldun maşallah. Güzel kızım sen. Yapamam kızlar. Yani artık istesem de geri dönemem. Hem nasıl döneceğim ki? Bunlar beni hayatta bırakmaz. Böyle mi bağlanıyor? Ya biz bir yolunu buluruz. Bak her şeyi göze aldık. Hayır kadar. Kimse benim için bir şeyi göze alsın istemiyorum. Yani size bir şey olursa ben vicdan azabından ölürüm. O yüzden bak lütfen ısrar etmeyin. Evleneceğim o çocukla. Başka çarem yok tamam mı? Güzeline yakışmaz. Songül'le bu tipsiz mi evlenecek? Galiba. İzninizle ben şunu öldürüp geliyorum. Güney ne yapıyorsun? Güney! 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 Dur. Güney! Güney! Lan! Baksana! Songül'le sen mi evleneceksin? Evet. Ben evleneceğim, ne oldu? Tebrik edecekti. Değil mi Güney? Tebrik edecektin. Tebrik ederim. Sağ ol. Ne oluyor burada? Bir olay mı var? Yok. Halaya kalktık. Halay mı? Evet. Hadi gençler. Hadi. Hocam. Hadi, hadi, hadi. Hocam. Ya halayı. Allah'ım ne oluyor? Hocam. Hocam ne yapıyorsunuz? Allah'ım sevdiğim kızın düğününde halay çekiyorum. Yok artık ya.
söylemeyi düşünüyordun anne? Bir ilişkin var ve biz şimdi öğreniyoruz. Ay yok kızım, ilişki milişki ya. Ne zaman evleniyorsun peki? Defne, saçmalama. Evlenmiyorum. Tabii, ben de salağım değil mi anne? Evlenince bizi yetimhaneye geri verirsin artık ha? Kocanla rahat rahat yaşarsınız. Saçma sapan konuşma Defne, lütfen. Beni Mesut'a ile mi karıştırıyorsun? Ben hiçbir erkek için çocuklarımı terk etmem. Ya yalan söyleme ya. Erkan abi daha demin söyledi ya. Saklıyor musun işte bizden? Ay yeter. Kızım hiçbir şey saklamıyorum. İlişkiye milişki yok. Tamam, Erkan yanlış anladı. Evet, benim bir dosta bir arkadaşa ihtiyacım oluyordu ama hepsi o kadar. Ya ben sizi bile bile mutsuz eder miyim? Anne eğer evlenirsen gerçek ailemi bulmaya giderim. Ve ben de seni terk ederim. Ne diyorsun kızım sen ya? Kimi arıyorsun? Defne nereye arıyorsun? Efendim Defne, ne var? Serkan, annem evleniyormuş. Ne? Ay Allah'ım, hala evleniyor diyor. Kızım saçmalama. Ne diyorsun ya? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ya vallahi doğru. Hem de kimle evleniyor biliyor musun? Erkan abiyle. Hemen eve gelmen lazım. Ha bak, çocuğu da boş boşta telaşlandıracak şimdi. Ver şu telefonu. Serkan sen neredesin? O müzik sesi ne? Sana ne Defne? Sinop'ta düğündeyim. Sinop'ta mısın? Sinop'ta mı? Ne işi var Sinop'ta? Ver bakayım şunu, ver. Alo Serkan oğlum, senin ne işin var Sinop'ta? Anne, ne evlenmesi bu? Nereden çıktı şimdi? Ay yok oğlum öyle bir şey. Sen bir söyle bakayım, senin Sinop'ta ne işin var? Hadi anne, sonra sonra hadi. Ne oldu kanka, bir durum mu var? Yok kardeşim, devam et. Ay delireceğim. Gerçekten delireceğim Defne. Ortada hiçbir şey yokken feveylan ediyorsun. Ay çok oldun artık. Ne yapacaksın? Tokat mı atacaksın yine? İşler toprağı. Güney, yapma. Hocam evlenecekler. Bir dakika, bir dakika ya. Yani... Nikah kıyılmadan önce bir arkadaşımızla dans edelim, göbek atalım canım. Hadi Songül. Ya Meral ne saçmalıyorsun? Bende oyuncak Murat mı var? Ya aklın başına gelir belki, hadi kalk. Abi çal dans edelim ya. Ne
Toprak bir şeyler yap. Ne olur Toprak. Birader. Sen bana mı bakıyorsun? Yok. Oynuyorlar bakıyorum ben. Yok ben deminden beri bakıyorum sana. Böyle yan yan bana bakıyorsun gibi geldi bana. Allah Allah. Niye bakayım sana? Delirdin mi kardeşim? Delirdim. Ne bakıyorsun kardeşim bana? Ha? Ne bakıyorsun birader? Hayırdır baba sıkıntı ne? Ne oluyor? Niye çekiyorsun? Niye bakıyorsun bana? Ne oluyor abi? Sen bana bakıyorsun. Bir şey söyle. Bir dakika, bir dakika. Bir şey bakıyorum. Ne oluyor be? Kavga var. Koşun, koşun. Kavga var. Geçemezsin. Bu düğün olacak. Kızım sen benden başka kimseyle evlenemezsin. Anladın mı? Sok bunu kafana. Yürü dedim. Yürü. Kızım konuşsana biraz. Dur Güney. Kızım ne duru? Bunlar zabıtalara benzemez. Bak acele et çabuk. Neresi burası ya? Aha motor. Motora bineceğiz. Atla. Güney bak ben gelmiyorum. Babamı kurtarmam lazım. Niye anlamıyorsun? Benim de seni kurtarmam lazım. Ne yapacağız şimdi? Ben de öyle düşünmüştüm. Çabuk kızım acele etmeyin şuna. Çalış sana lan. Çalış işte be. Ya Güney görmüyor musun? Çalışmıyor zaten. Bak boş ver. Başını belaya sokacağım. Gitmeyelim. Ölürüm de burada bırakmam seni. Anladın mı? Bir dakika, bir dakika. Gelin kaçmış. Hasan, gelin kaçmış. Koş. Çalış sana lan. Gel buraya. Geliyorum. Tamam mısın? Tamamım. Kaçmayın. Hasan bin arabaya. Bir saniye, bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Kusura bakmayın. Tamam, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu. Birader kusura bakma. Kusura bakma. Hadi, iyi eğlenceler. Hadi, hadi bitti. Hadi. Bitti, geçti gitti. Geçti gitti. Ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Benzin bitti galiba. Allah kahretsin. Çabuk in. İn. Sonra. Acele et. Acele et. Yürü. Güney. Dur. Bak buraya kadarmış. Hadi artık sen git ben de geri döneyim. Hadi. Hala sen git diyor ya. Kızım yürüsene hadi. Güney gelemem. Lütfen. Ya yürü. Ya durma. Dur. Oğlum sen ne laftan anlamaz şeysin ya. Ben ister miyim tanımadığım bir adamla evlenmek? Ama mecburum anlıyor musun? Arkadaşlarımdan senden ayrılmak ister miyim sevgili? Ayrılma lan o zaman. Ayrılma Songül ayrılma. Bak aşkım lütfen kendine gel. Anla artık şunu.
Sen daha çocuksun. Sen babanı korumayacaksın. O seni koruyacak aşkım. Lütfen. Hadi lütfen. Acele et. Lütfen. Hadi. Ya elim kolum bağlı sevgili. Görmüyor musun? Babamın bir şey olmasını istemiyorum. Lütfen sana bir şey olmasın. Hadi. Songül. Yapma. Lütfen. Lütfen. Allah'ım inşallah kaçmayı başarmışlardır. Serkan, şu Güney'i bir daha ara. Neredelerse beklesinler, gidelim alalım onları. Kaçmıyor hocam. Kızım! Kızım nerede? Sen buraya hangi yüzle geliyorsun ha? Katil! Kocamı genç yaşta toprağa gömdün. Allah senin belanı versin. Katil! Katil! Bak bacım, bana istediğin kadar vur. Hatta öldür istersen beni. Ama kızımı size veremem. Can Zabeli ölürüm. Hadi git, gelecekler lütfen. Songül. Geliyorlar Güney. Ne olur git lütfen. Acele et. Songül, Güney'e acele et diyorum. Hadi lütfen. Songül, kızım anlamıyor musun? Hadi. Hayır, gelemem diyorum. Babam bırakamam. Ya senin için o kadar yoldan geldik. Hiç mi değeri yok bunun? Hadi lütfen. Songül. Babam için buradayım. Lütfen git, lütfen git, lütfen. Sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum o zaman. Nereye kaçıyorsunuz lan siz? Benden kaçabileceğinizi mi zannettiniz siz ha? Ya dur Hikmet amca, dur! Güney'in hiçbir suçu yok, tamam mı? Ben kaçalım dedim, o yüzden böyle oldu. Bunları düğünden sonra konuşacağız seninle kız. Yürü, yürü gidiyorsun. Bırak lan kızı, koldu. Bırak! Oğlum git işine, git! Yürü kız. Güney, ne olur git! Ölürüm de bırakmam seni. Yürü kız. Bırak dedim. Bırak. Oğlum belanı benden bulma, yürü git. Güney ne olur git ya. Songül. Amca. Bırak kızı.